Ee, Azerin sever misiniz? Arkadaşım benim. Arkadaşınız mı? Ha? Evet, i̇yi dostum. Ee, Azerin e, Hanım da programımıza katılıyor. Ee, yüreği ağzında herhalde bütün her şeyi e, izleyen e, Azerbaycan e, Türklerinden Azerin Hanım da. E, merhaba Azerin Hanım. Akşamınız hayır olsun. Sizi salamlayıram, Sevil Hanım'ı salamlayıram, arkadaşın Sevil Hanım'ı. Orada eyleşen e, herkese akşamınız hayır olsun deyirəm. Ee, gence'deki katliamı izlerken bir sanatçı olarak neler düşündünüz Azerin Hanım? Şimdi Gence'deki katliamı izlerken insan sanatçılığını falan unutuyor. Sadece insan oluyor. Yani onu söyleyebilirim. Yani bir insan öyle şeyleri izlediğinde ...şöyle diyelim... ...ister gencede olsun... ...ister dünyanın her an sebebi yerinde... ...eğer bir çocuk katlediliyorsa... ...siz de insansınızsa ne düşünebilirsiniz? Yani... ...biz de onu düşünüyoruz. Şimdi düşünün ki... ...karşınızda... E, ...vahşi... E, ...terörist... E, ...en kötü... ...en kötü ne denilebilecekse... E, ...ünvanlarına, adreslerine... ...yani onu diyorum... E, kalleş e, bir e, e, devlet ve başçısı e, gece uykuda insanları katlediyor. Bir de ateşkes denildikten sonra da yani ateşkes ilan olmuş ve ondan sonra böyle bir şey oluyor. E, biz tabii ki e, e, bu bizim ilk defa değil ki başımıza gelir bunlar yani Hı. şimdi orada Sevil Hanım da eğleşip O da hər halda zikr edib, siz də hər halda xəbəriniz vardır ki, illardır biz istər Xocalı soyqırımında, istərsə 1918-ci ildə Azərbaycan türklərinin başına gətirilən bu soyqırımları yaşamış bir xalqıq, yəni E türk xalqıyız, türk millətiyik. E, ondan öncəsi də var təbi, onu da ərəldə bilirsiniz ki, Türkiyədə 1905-lərdə, 15-lərdə Karsda, Ərzurumda Ermənilər tərəfindən Türklər nasıl soyqırıma uğramışlar. Yəni bunu bir daha xatırlatmaq istəmirəm. Yəni məaləsə ki, biz bu coğrafiyada e, belə bir baxtsız bir yerdə e, ə yerləşdiririk ki, komşularımız bir tərəfdən İrandır, bu bir tərəfdən Rusiyadır, bu bir tərəfdən Ermənistandır ki, o Ermənistan da zaten Azərbaycanın Azərbaycanın torpağıdır, irav an xanlığıdır ki, çar Rusiyası dövründə Azərbaycanın əlindən alınmış, orada ermənlər yerləşdirilmiş və sonra da Ermənistan olmuş yani Böyle bir e, komşularla üzücük ki, Rusya oradan dəstək verir, İran burdan silah keçirdir. Yəni biz də Azərbaycan ordusu da bu gün Azərbaycan silahlı qüvvələri də məaləsə e, yanında sadəcə Türkiyə Respublikası dövləti var və Azərbaycan orada qarşısında e, sadəcə Erməni ilə savaşmıyor. E, orada PKK örgütü ilə savaşıyor. Orada Libyadan yerləşdirilən eee Muslu askerlerle savaşıyor. Paralı askerler. Amerika para yani paralı askerlerle savaşıyor. Peki Az yani, Eylül. Evet. Şeye ne diyorsunuz? Yani tamam bir insan olarak tabii ki sanatçı olmak gerekmez. Çocuklar katledilirken sanatçının ta, özel bir duyarlılığına ihtiyaç yok. İnsan olmak yeterli. Orada çok haklısınız ama evet. dünyanın suskunluğu ve sessizliği meselesi yani beni mesela çok yaralıyor. Yani tamam Hakan Bey diyor ki ya kardeşim bunlar Türkse ve Müslümansa dünya sessiz kalır diyor. Doğru realite bu ama ben yine de bu realiteyle barışık yaşamak istemiyorum. Yani bunun dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna itiraz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani çoluk çocuk öldüren bir devlet ordusuyla bir şehre füze fırlatıp çoluğu çocuğu gece yarısı öldürüyorsa... Ya Amerikasının, Rusyasının, Avrupasının, Merkel'inin, Macron'unun hop falan demesini bekliyorsunuz yani bunlar hani vicdanlı ki bunlar minsk grubu minsk grubu falan ya ne yapıyorsun Paşinyan kendine gel falan evet. demesini Şimdi. bekliyorsunuz? Çıt yok, çıt yok. Şimdi Ahmet Bey bakın e, tabii ki e, bugün Azerbaycan devleti e, halkı bugün gençinden tutunda yani. ixtiyarına qədər hər bir insan Azərbaycan da kəndi görəvini vəzifəsini yerinə yetirir. Yəni Azərbaycan üçün çarpışır, hər alanda. E, mən məsələn sənətçiyəm, yəni e, ölkəmin e, dərdini, bu gün yaşadıqlarını, hətta 30 ildir yaşadıqlarını dilə gətirirəm. Hər bir kəs də e, kəndi görəvini yerinə yetirir və bu konuda son zamanlarda Azərbaycan gəncləri e, bu inf informasiya e, alanında, belə deyim, bu sosial mediada dünyanın müxtəlif dillərində ə, Azərbaycanın başına gətirilən bütün bu illardır hətta gətirilən bütün bu ə, ə, acı hadisələri, soyqırımları müxtəlif dillərə çevirirlər. Ə, bildiyiniz, bildiyiniz biz zann edirik ki, savaş sadəcə Qarabağda, Azərbaycanın bölgəsi olan Qarabağda gedir. Amma elə deyil. savaş hem de informasyon alanında gelir. Çünkü Tamam Azerin Hanım, bir dakika. Evet. Ben de görüyorum. Gerçekten ya Türkiye'de Türkiye'de yaşayan Türkler de, Azerbaycan'da yaşayan Türkler de sosyal medya alanında büyük bir faaliyet içindeler. Bunu gözlemliyorum. Ben bu faaliyeti küçümsemiyorum. Önemli. Yani gerçekten evet. yapmak lazım. Yani o cinayetin fotoğraflarını paylaşıyorlar. Orada yaşanan hukuksuzlukları Anlatıyorlar, dünyayı anlatmaya çalışıyorlar. Dünya kamuoylarını etkilemeye çalışıyorlar. Ben dünyayı yönetenlerin sessizliğinin neye bağlanması... Yani A Ahmet Bey şimdi siz biraz ki önce kendiniz de söylediniz. Yani biz bu hayatımızın gerçekleri var ki bununla... E bəylə deyəlim də təbi acı da olsa barışmaq məcburiyyətindəyik. Baxın, deyirsiniz ki, dünya qüvvələri, o böyük şeylər, o qüvvələr səs çıxartmıyor. Yəni təb ölkələr. Yəni təbii ki, məsələ müsəlman olduğumda, türk olduğumda səs çıxmıyor. Siz e, zaten çox e, belə deyəlim, yaxın gələcəkdə, bu gün də Allah rəhmət eləsin Aliya Izetbegovicin 17-ci ilıdır, yəni haqqə yürüüşünün. Yəni Saraybosniyada tam Avropanın göbəyində Müslümanlar həm də türk deyilərək, məsələn, müslümana qatl edildi. Ona səs mi çıxartdı Avropa ya da e, həmin o dünya ölkələri? Ya da bu gün Uyğur türklərinin başına müncür bəla gətirir çin ona mı səs çıxartdır? Ya da bizim başımıza gətirənlərə səs Abtabi, burada başqa bir şey də var, onu da söyləyim. Baxın, indi biz məsələn türk dünyası deyuruq. Biz can atırıq. Biz deyuruq ki, inşallah biz bu Qavrasiyada Turanı quracağıq, edəcəyik. Amma Bir baxalım bir də kəndə ətrafımıza. 27 iyulda, 27 iyulda Azərbaycan savaşa girdi. Kəndi, Qara Qabaq bölgəsini düşmənin işğalından qurtarmaq üçün. Türk dövlətlərinin səsinə nə zaman çıxdı Əhməd bəy? Nə zaman? Nədəsə bir 3-4 gün bundan öncə. Putin Putin danışandan sonra. Ay sağ ol, sevin. Əvad. Yəni bu da acı bir gerçəkdir. Onlar da bağımsız deyilər. Yani, yani oldu da, olmadı yani anlıyorum. burada anlıyorum. duruş var. Yani duruş var. So, so, sonuç itibariyle e, çok doğru diyor Azerin. yani Biz böyle e, birlikler birlik delikten falan konuşuyoruz ama Orta Asya'dan çıkmayan ses veya çıkan sesi Moskova merkezli hareketlilikten sonra çıkması acı bir gerçek. Tabii evet. Yani biraz da bu mesele bu tarafa da bakacağız. Yani Peki. biz de kendi biz de kendi içimizde Yəni bu türk dünyasında, İslam türk coğrafiyasında nə qədər bir-birimizə yaxınlaşa bilmişik. Bəli, bu bunun altında başqa şeylər də yatır. Mən sizə onu da söyləyim. Yıllardır, diyelim ki, 30 sənədir ki, 27 20, 29 sənədir ki, məsələn, Azərbaycan milli müstəqillik gününü dünən qeydətli qutladı. Milli müstəqillik günü e, olandan bu yana biz sənətsal konuda, yəni mədəniyyət e, coğrafiyamızda sənətsal konuda İştir dizisi ilə İster sinemasıyla, ister müzikle e, ne kadar iş görebilmişiz, ne kadar öne gidebilmişiz, ne kadar projeler yapabilmişiz. Bunlar da ayrı, falan. Hanım. Bunlar da ayrı, evet tabii ayrı. Doğrusu ama söylesin. bu da çok önemli. Çok önemli, çünkü, doğru. Çünkü sanat bugün, siz sanatla bir tane filmle siz, bakın, Amerika bir film yapıyor, milyonlarla para ödüyor. Psikotron bir alettir bu sinema. E, sonra illarla insanlar o o düşüncə ilə yaşayır. Niyə biz yapmadık simdiyətadır? Niyə biz yapmadık? Niyə biz ortaq bir e, iş görmedik? Ortak bir bu qədər bizim qəhrəmanlarımız var, şəhidlərimiz var. Onlarla əlaqəli niyə yapmadık? Niyə biz Xocalı soyqırımı ilə əlaqəli? Niyə biz 1915-ci ildə Türklerin, yani Türkiye'deki Türklerin başına gelenlerle, Van'da, Erzurum'da olanlarla ilgili niye yapmadık? E biraz da kendimizde de biraz arayalım, aktaralım. Peki. Ne, neyi sizin söylediğiniz? Anlamadım. Ben diyorum ya, ya rahmetli Kaddafi bile e, Hollywood'a el altından 200 milyon para dolar para verip çağrı filmini çektirdi adam. Evet. Onun finansörü o. Evet. Diyor. Ben de senelerdir anlatıyorum. Ya bizim Kültür Bakanlıklığımız şimdiki değil. 50 yıldır. Hollywood'da ne zaman bir Türk tipi olsa filmdeki en kötü adam. Hep anlatıyorum ya. Ya bir tane de hani bizim iyi gözüktüğümüz bir film çektirin ya. Mesela ne bileyim. Sevilen aktörlerden birini şöyle ne var? Adamın bedeli ne kadar? 75 milyon dolar. Bastır abi. İyi bir yönetmen bul. Türklerin de iyi gözüktüğü bir film türü. Tamam. Yani tamam. E, 60 yıldır Hollywood'un filmlerini bütün dünya seyrediyor. O filmlerin hepsinde eğer bir Türk varsa, yani Azerbaycanlı olsun, Türkiye'li olsun hepsi, Türk işte hepsi. Bir Türk varsa o filmde ondan kötü adam yok. E, adamlar bu imajla büyüyorlar, bu imajla yaşıyorlar. Sadece ortaokul ve lise kitaplarında okudukları tarih müfredatı değil. Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da okutulan Orta okul ve orta eğitim kitaplarına bakın. Türklerle ilgili neler yazar? Dolayısıyla demek istediğim şu. Mesela Martin Luther var ya şu protestanlık mezhebini getiren adam. Adam kendi ulusları King. için ha? King. Ya, yok yok King'i demiyorum. Hı. Hmm. Ha, daha Luther önceki. Evet. Protestanlığı getiren var. Getiren Martin adam yürüdü. tamam. Kendi de papaz. Evet protestan olanlar aldı yürüdü. İngilizler, Almanlar, Hollandalılar, İsveç, Norveç, Amerika. Nasıl peki? Bunlar protestan. Nasıl aldı yürüdü? Yani e çünkü ne... dinde reform yaptılar. Katolikliği. değil. Konuyla nasıl bağlayacaksın? Şur, şuraya bağlayacağım. Şimdi o adam Martin Luther gibi Avrupa'yı kurtarmış bir çeşit dini bir reformla bir adam ne diyor biliyor musunuz? Dünyanın başında iki bela vardır diyor. Biri Vatikan'dır diyor, biri de bu Türkler'dir diyor. Martin Luther, protestanlığı getiren adam söylüyor bunu. Binlerce laf var. Victor Hugo'nun lafları var. Evet. Fransız ekolünden. Peki. Jean-Jacques tamam. Rousseau'nun lafları. Yani onun için şimdi insanlar bununla büyüdükleri için konunun içinde bir Türk varsa Azerbaycanlıları biliyorlar. Türk bunlar. Ha konu Azerbaycansa karşısında da gariban Ermenistan varsa yandı. <laughs> Oraya bir bomba düşse var ya Ermenistan sivil bölgeye. Yer gök inler. E Azerbaycan'da evet. bebekler öldürülüyor. Evet, evet. Kimse bahsetmez. Niye? Evet. Onlar Türk. O kadar. Ya ama burada da. O yüzden işte güçlü bir ordu lazım. O yüzden hocanın söylediği gibi bu Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine de e ben şey yapıyorum. Davulun sesi tokmağı uzaktan gelir. Yarın bir gün onların başına geldiği zaman o zaman yanına bir tane adam bulamazlar. Bu bakımdan evet. dost dediğin acı günde yanına alır. Aynen. Bu Aynen. bakımdan sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti ordusu ölene kadar da Azerbaycan'ın yanındadır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Ee, şu anda ya, Ama Pakistan ya. ve Bosna'nı Sağ özellikle olsun, ifade etmek istiyorum. Bir tek Pakistan. Pakistan Bravo. ve Bosna. Bak Bosna, Bosna başı, tabii, tabii başı sıkı, tabii, sıkıntıda tabii. olmasına rağmen. Bosna. Allah razı olsun. Bosna, şimdi. Doğru, doğru. Şimdi ya Onur, gazeteci Celal Eren Çelik. E, bir, bir dakika paşam, bir dakika. Istiyorum. Gazeteci Celal Eren Çelik, adamın burada ses, sözü geçti. Diyor ki ben diyor cevap hakkımı kullanmak için kanalı oh. aradım Allah. diyor. Allah. Ancak yayına bağlamıyorlar diyor. Ce, ce, ha, ulaşmadı mı? Celal Bey siz nereyi aradınız? Bize ulaşmadı diyor arkadaşım. Lütfen e, o zaman ben vereyim telefonunuz. Bir şey yapın, bir bağlantı kurun kendisiyle. Peki, e, size bir şey sormak istiyorum. Buyurun efendim. Gelelim şu son duruma. Yani son durum nedir? Sahada ne oluyor? Şimdi bir dakika... ate ateş bir bağlamak istiyorum. Bir ha. şey bağlamak istiyorum. Evet Hayırlı paşam Hakan. buyurun. Evet, paşamdan komutan. sonra hemen Yok, tamam. Ondan solda. Dinliyoruz komutanım. Ben önce bir, bir, bir cümle bağlayayım. Bakın şimdi konuşuldu ama bu bağlanmazsa e, bunların hepsi ortada kalır. Şöyle söylemek istiyorum. Rusya bugün ne dedi biliyor musunuz? Karabağ'da insan hakları çiğnenmemesi için gözlemci olmak istediğini belirtti. Bakın olaya yani şimdi Azerbaycan'da bu kadar cinayet işleniyor. Efendim Ermenistan tarafından. Efendim şimdi Karabağ'da insan hakları çiğnenmesine mani olmak için Rusya oraya gelmek istiyor, gözlemci olmak istiyor. Azerbaycan cevap vermedi tabii buna. Yani olayı böyle görmek gerekiyor. Olaya böyle bakmadığımız takdirde boyna efendim işte burada hedef Türklerdir efendim. Dünyada evet. Şimdi e, 1974 Türklere karşı e, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türklerin artık tekrar şahlanışa geçtiğinin başlangıcı kabul edilir. Doğru. 1974'ten sonra Antikyasi tabii ki 1990'da 5 tane daha Türk Devleti doğunca ve bu arada tabii 1983'te Kıbr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğunca Efendim batılı bir telaş aldı. Hele bugünlere gelip de Azerbaycan'ın kendisinin topraklarının işgal edilmesine mani olacak şekilde bir harekat başlayınca dünya şimdi tamamen Türklere karşı yani ben batı dömek istiyorum dünyada söylediğim batıdır tabii ki. Efendim şu anda elinden gelen efendim, gücü göstermektedir. Kulaklarını tıkamıştır. Evet bugün artık Batı kendisine Türkleri, şahlanan Türkleri durdurma görevini almıştır. <laughs> Onun için ne Rusya'dan, ne Amerika'dan, ne Fransa'dan, ne bir de Batının insancılığından bir şey beklemenin alemi yok. Bravo. Onu söylemek istiyorum. Bakın Rusya diyor. Benim Karabağ'da insani e benim herhangi bir suç işlenirse onu gözlemek amaçlı oraya gitmek istiyormuş. Bu tarafta işte görüyorsunuz cinayet işleniyor. Efendim e, genceler, e, işte her türlü e, menge çevire, neyse işte bütün her yere e, işte füzelerini atıyor. Her türlü cinayeti işliyor. Buna kimsenin laf etmiyor. Şu anda efendim insan hakları e, Karabağ'dakileri insan haklarını gözlemek istiyorlarmış. Aynen. Şimdi bakın. Burada bazı şeyleri kaçırmamak lazım. Rusya bugün Büyük bir tatbikat başlattı Hazar'da. Niçin başlattı biliyor musunuz? Artık biliyor ki Azerbaycan ordusu tamamen bu topraklarını geri alacak. Bu, bu kadar basit. Biraz evvel söyledik. E, Sayın Aliyev efendim herhangi bir şekilde e, bu Karabağ bölgesinin statüsü tamamen Ermenistan'da nasıl Türklerin hiçbir hakkı olmadığı şeklinde olacaksa burada da öyle olacak demiştir. Şimdi... Hazar'da denizinde başlayarak efendim tatbikata gövde gösterisi yapıyor. Bakın orada ne diyor biliyor musunuz? Ee, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Viktor baskı sayılır bu stratejik baskı sayılır. Bölgede strateji çıkar, stratejik çıkarlarımız var sayıldığı için buradayız. Bakın ama Rusya'nın şu andaki görevlileri ise Hazar'a e efendim, kıyısı olan ülkelere biz bir tehdit değiliz. Bu yaptığımız tatbikatla diyorlar. Bu tatbikat tamamen efendim şu anda Azerbaycan'ı e, Hazar Denizi'nden kuşatarak baskı alma tatbikatıdır. Yani kulaklarımızı, gözlerimizi açalım. E, bir dar çerçevede kalmayalım. E, onu söylemek istiyorum. Peki. Bugün Rusya gördü ki kendi silahları artık üstünlüğünü yitirmiştir. Şimdi başka yolları deniyor. Evet. Burada ben şunu bir bağlayayım bakın. Bugün Paşam, Azerbaycan için bu tehlikeden sonra yani efendim topraklarının geri alınmasından sonra Hazar bölgesinde Hazar Denizi'nin paylaşılmamasıyla ilgili efendim sıkıntılar doğacaktır. Hazar bölgesinde efendim Azerbaycan'ın gazlar gaz gaz bölgesine Azerbaycan'ın petrol bölgesine Rusların müdahalesiyle ilgili sorunlar yaşayacaktır Azerbaycan. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Niçin biliyor musunuz? Hazar Denizi'nin paylaşılmadığı, Hazar bölgesinin paylaşılmadığı için yani Reklamdan hem denizde sonra. hem de havada Reklamdan Peki. sonra bunu arz edeyim. Peki bu Hazar konusu benim kafamı karıştırdı ya. Konumuzla ne nasıl e, bir ilintisi? E, şöyle haklı. Hocam 3 3 10 saniye var. müsaade eder misiniz? Lafınızı kesmek istemiyorum çünkü Ay, baştan söyleyeyim. Hayır, reklamdan sonra ben bunu izah edeceğim. Lüle. tabi tabii tabii edeceksiniz. Bicimde. Reklamdan Bicimde. sonra reklama daha daha gideceğim ya. ya nedir? Söyleyin. Sefiller meşhur. Yazarı kim? Hayır, ben Bic reklamdan sonra izah edeceğim. Bitmedi demek istiyorum. Biliyorum, Ama, biliyorum paşam. Tamam, Bicimde. Reklamdan Bicimde. sonra. Mi? Sefiller Yazarı Victor Hugo değil mi? En meşhur. Evet, evet. Herkes de izlemiştir Sefiller'i. Okuduk. Neden? Okuduk, İzlemesi. okuduk. İzleme ne demek ya? ya <laughs> kitap kitappostu demiştir. Siz oku, siz entelektüel okumuşsunuz. <laughs> Victor Hugo'nun sözünü okuyorum. Aynen okuyorum. Benim milletim öğrensin bunları. Türkler Tanrı'nın öfkeli kırbacı yakıp yıkan şeytanın uşağıdır. Bir Türkü öldüren vicdan azabı duymamalıdır. Evet. Victor Hugo Sefiller'in yazarı. Doğru mu acaba o ya? Aynen böyle. Google'a açın bakın. Hiç yakıştıramadım Victor Hugo'ya. O kadar güzel ya, kitap yazıp roman Voltaire yazıp. Voltaire'in lafı da var. Bir de Voltaire. Neyse diyen desin ya. Boş evet. ver sen. Biz kendi işimize bakalım. Kendi Ama işimize bunu, bakalım. bunu benim milletim bilmiyor. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Dünya evet. bize nasıl Biliyor bakıyor? Biliyor bizim millet bakma sen. Ya. Celal ya, Bey. Hocam diyor, Türk olduk. Oradır Türk olduk. Değerli konuklarımız bir reklama doldur. gideceğim.